Dünya derken hızlı gitmenin getirdiği en önemli dezavantajlar yolunuza çıkan bir şeylere çarpma riski ve kontroldür. Boş uzaya çıktığınızda kontrolü bir şekilde ele alırsınız fakat çarpma riskiniz hala devam eder. Hızınızı önemli ölçüde arttırmaya başladığınızda, mutlak bir boşluğun içinde dahi olsanız önünüzde bulunan tek tük atomlar üstünüze daha hızlı geleceği için ortadan kaldıramayacağınız sorun olarak belirir. Daha da hızlandığınızda tüm bunlar arasında belki en üzücü olanı zaman genleşmesi ortaya çıkar. Yani 4 yaşındayken bıraktığınız kızınızın hızlı bir sürüşten sonra dünyaya döndüğünüzde 69. doğum gününü kutluyor olması durumu. Işık hızının %99,999 hızlarıyla uzayda gittiğinizi düşünün. Buna rağmen güneş sisteminden çıkmamız hiç mantıklı olmazdı. Çünkü çıktığınızda sizi bekleyen şey büyük bir boşluktan başka bir şey değil. Karanlıklar ve boşluklar içinde geçen aylar ve yıllar. Tüm bu olumsuzlukları bir araya getirdiğimizde bulduğumuz çözüm şu oldu. Biz onlara gitmektense onlar bize gelsin. Ve süperlüminal warp sürüşleri ortaya çıktı. Warp sürüşleri her zaman ışık hızında ya da ışıktan hızlı olmak zorunda değil. Fakat popüler kültür mekanizması işi abartmayı sevdiği için çoğu zaman bu hızlar ışık hızının çok üzerinde seyreder. Bu kavramın Star Trek ile zirveye çıktığı muhakkak ama warp sürüş fikri Star Trek'ten önce de bilim kurgu yazarları tarafından keşfedilmişti. 1950'lerde yazılan bazı eserlerde benzer fikirler mevcuttu. Frank Herbert'ın romanları ve film uyarlamaları olan Dune serisinde benzer konsept mevcut ama biraz daha farklı. Dune'daki uzay gemileri Holtzman sürücüsü ve uzay katlama yani Space Folding teknolojisi kullanır. Ama amaç aynıdır, bir şekilde uzay çarpıklığı yaratarak ışık hızı üzerinde seyahatler yapmak. İşte bilim kurgu teknolojisinden etkilenen Meksikalı fizikçi Miguel Alcubierre Einstein'ın alan denklemlerinin bir çözümü olarak warp sürüşlerini bilim camiasına kazandırdı. Solucan deliklerinden daha gerçekçi, ışık hızına ulaşmaktan daha hayali. Bugün 23 Ocak 2025 saat 20.00. Tam 3 saat sonra gerçekleşecek warp sürüş için biletimi tekrar kontrol ettiğimde varış noktasının koordinatlarını 41 derece 16 dakika 9 saniye, varış zamanı olarak da bir gün sonrası 24 Ocak 2025'i görüyorum. Gideceğimiz yerin adı NGC 224, namı değer 2,5 milyon ışık yılı uzaklığındaki Andromeda galaksisi. Yalnız biraz acele etmeliyim, bizi asıl gemimize ulaştıracak olan roket birazdan kalkıyor. Doğru, warp sürüşü yapacak olan gemimiz tabii ki dünyada değil. Ay ile Mars arasında Ay'a nispeten biraz daha yakın bir yerde. Onu oraya biz koymadık. Çünkü inşa eden bizler değiliz. Hep vardı. Dünyadan çıplak gözle ya da teleskopla görülmesi mümkün olmadığı için ancak uzay keşiflerine başladığımızda varlığını keşfettik ve gemiye dilik çumadını verdik. Gemiye yaklaşırken fark ettiğim ilk şeyin inanılmaz boyutları. Genişliği 2 kilometreden çok daha uzun. Bu sayının arkasında muazzam bir mühendislik harikası yatıyor. Sebebini size açıklayayım. Ama önce bu gemi warp sürüşünü nasıl yapıyor ondan kısaca bahsedeyim. Geminin kendisi hiçbir zaman hareket etmez. Yaptığı şey ön taraftaki uzayı sıkıştırmak, arka taraftaki uzayı ise genişletmek. Özünde her şey buna, yani uzayın hareketi üzerine kurulu. Işıktan hızlı sıkıştırılan uzayla birlikte uzaktaki yerler kendiliğinden yakınlaşmış oluyor. Yani hareket eden sen ya da gemi değil, içinde bulunduğun uzay seni götürüyor. Aklına gelen soru, uzay deforme edilip çarpıtılabilir miyse, bunun yanıtı çok açık bir şekilde evet. Tam şu anda sen de dahil olmak üzere üstünde durduğun dünya, elinde tuttuğun cep telefonu, kütüphanendeki her bir kitap uzayı bükmekte. Fakat kütlesi oranında bükmekte. Dünya çok büküyor, sen az büküyorsun. Mantığı anladın. Uzayda fark edilebilir derin bükülmeler ve çarpıtmalar yaratmak için gerçekten çok büyük kütlelerle çalışmalısın. Gezegen gibi, güneş gibi. İşte hesaplamalar sonucunda bu büyüklükteki bir geminin ön tarafında oluşturulmak istenen sıkıştırma için Güneş'in kütlesinin aşağı yukarı 3'te 2'si kadar bir güce ihtiyaç var. 7,6 çarpı 10 üzeri 65 elektron voltluk bir güç. Böylesine büyük bir enerjiyi 2 kilometre veya daha az genişlikteki bir gemiye sıkıştırmaya çalışırsanız gemi kara deliğe çökerdi. Bu sebeple geminin genişliği 2 kilometreden daha fazla. Henüz biz insanların ulaşamadığı bir teknoloji bu. Işıktan hızlı bütün sürüşler zayıf enerji koşulunu bozuyor. Yani evrende nereye bakarsanız bakın pozitif enerji görmelisiniz, negatif değil. Ve eğer elinizde zayıf enerji koşulunu bozan bir şey varsa, orada negatif kütle veya negatif enerjiye ihtiyaç var demektir.
Bilimdeki ilerleyişimiz ve mevcut teknolojimiz bize evrende negatifli kütleler veya enerjiler olmadığına ikna etmişti. Fakat gördük ki varlıklar buna bir şekilde erişim sağlamışlar. Geminin çepeçevre sarıldığı şeylerden birisi de negatif enerji. Fakat aklımın bir köşesinde hep evrenin başka bir yerinde, belki kozmik ufkumuzun dışında negatif enerji yüzünden vakum dengesiz hale gelmiş olabilir mi sorusu var. Belki yanısını hiçbir zaman öğrenemeyeceğim. Geminin nasıl çalıştığı, nasıl harekete geçirildiği, nasıl durdurulduğu veya koordinatların sisteme nasıl girildiği, geminin nasıl yönlendirildiği hakkında en ufak fikrimiz yok. Her şey önceden ayarlanmış. Biz sadece gemiye biniyoruz, gemi her nasılsa harekete geçiyor ve varmamız gereken yere geldiğimizde duruyor. Hepsi bu. Eğer bunun gibi başka gemiler varsa, onlar da farklı yerlere farklı hızlarla gidiyor olabilir ama bizim gemimiz sürekli Andromeda'ya ve bugünün tarihinden hep bir gün sonrasına gidiyor. Gemiyi çepeçevre saran baloncuk aynı zamanda koruma ve kalkan görevi görüyor. Tuhaf bir özelliği daha var. Baloncuğun iç tarafında olan biten her neyse asla bilgi alamıyoruz. Benzer şekilde içerideyken de dışarısı ile iletişim bütünüyle kesiliyor. Yani baloncuğun içi ile dışı arasında kuantum seviyesinde dahi tek bir iletişim dahi yok. Gemi galiba kalkışa hazır. İçeriye girme zamanımız geldi. Size fark etmediğiniz bir anomaliyi söylemeliyim. Eğer bu gemi dünya yüzeyinde olsa ve biz de geminin içinde olsaydık yine havada süzülürdük. Çünkü yolcu bölümündeki düz uzay zaman kütle çekimini içermez. Yani serbest düşüş halindesinizdir. Yani ağırlıksızsınızdır. Bu sebeple yerime geçip kemerlerimi sıkıca bağlamalıyım. Şu da var. Dikkat ettiyseniz koltuklar arka arkaya değil yan yana. Bunu biz de düşünmüştük. Çünkü gemi için gerekli enerji miktarı kabarcığın şekline bağlı. Hesaplamalar yan yana oturarak enerji miktarının azaltılabileceğini gösteriyor. Kalkışa az bir vaktimiz kalmışken aklıma gelen bir şey daha var. Her şey iyi güzel de tüm bunlar neden ışıktan hızlı gitmeyi sağlasın? Neden? Alcubierre'in çözümleri buna hiçbir yanıt vermiyor. Sadece ışıktan hızlı olarak kabul ediyor, bütünüyle kabullenme. Çünkü öyle. Farklı bir yanıtı yok. Elbette varlıkların böyle bir kabullenmesi yok. Hiçbir şey kendi kendine hıza kavuşmaz. Bu gemiyi hızlandırmak için hayallerimizin ötesinde bir tahrik yani itki sistemi mevcut. Fakat ne olduğunu henüz bulabilmiş değiliz. Akla ilk gelen madde-antimadde reaksiyonu ile ortaya çıkan %100 verimli enerji kaynağı. Eğer bu sistem antimadde temelli ise nasıl oluyor da bu kadar çok antimaddeyi elde edebilmişler? Dünyada şimdiye kadar trilyonlarca antimadde üretmemize rağmen bunun kütle karşılığı sadece 1 nanogram civarındadır. Yani üretmiyoruz desek daha hakkaniyetli olur. Kalkışa geçiyoruz, kemerlerinize bağlayının, burada hiçbir anlamı yok. Bağladığım kemer gemi harekete geçse de geçmese de benim balon gibi etrafta dolaşmamam için. Bu gemi Andromeda'ya benim zamanımla bir gün içinde varacak. Yani ışık hızının 91 milyon katından daha hızlı bir sürüş. Warp sürüşünün başladığını etrafımdaki uzayın bozulmasından hemen anlayabiliyorum. Ön tarafta her şey derin ve belirlenemez bir büzülmede. Yıldızların ışıkları tamamen maviye kaymış durumda. Çoğunun ise frekansı çok yüksek X ve gamma ışınlarına dönüşmüş durumda. Geminin arka bölümü yani dışarısı zifiri karanlık. En ufak bir noktasal ışık kaynağı dahi yok. Çünkü bu hızla giderken bizi yakalayabilecek bir fotonun var olması mümkün değil. Gemi warp sürüşündeyken ilginç bir görüntü daha ortaya çıkıyor. Gemi yolcularının görüntüsü, yani yolculardan çıkan fotonların özellikle geminin ön tarafı ile etkileşime geçmesi imkansız. Bizden çıkıp ön tarafa yaklaşan fotonlar sürekli birikerek hareketsiz kalıyor ve asla ön bölüme ulaşamıyor. Bunun sonuçları oldukça derindir. Bir warp balonunun içindeki herhangi biri veya hiçbir şey warp balonunu kontrol edemez veya oluşturamaz. Işıktan daha hızlı gittiğimiz için geminin ön tarafına uzaydan yakalanan trilyonlarca fotonu da hızlandırıyoruz, önümüze katarak sürüklüyoruz. Bir foton hızlandırmanın sonucu ne olabilir? Yanıtsız. Andromeda galaksisine vardığımızda benim saatime göre 24 saat, aynı şekilde dünyada da 24 saat geçmiş olacak. Yani zamanlarımız senkronize bir şekilde ilerliyor, herhangi bir zaman genleşmesi yok. Olası en kötü senaryo, herhangi bir nedenle seyahatin herhangi bir anında ve yerinde katastrofik bir patlama meydana gelseydi, dünyadakilerin bundan haberi olur muydu? Böyle bir olay olsaydı bir ihtimal dünyadakiler tarafından tespit edilebilirdi. Patlamanın meydana getirdiği kütle çekim dalgaları tespit edilerek,
O kadar da şaşırtıcı değil, çünkü hemen hemen her şey, elinizi hareket ettirmeniz dahi kütle çekim dalgası yayar. Tespit edilebilir olanlarsa genelde büyük kütleli nesnelerin şiddetli hareketleridir. İki kara deliğin, iki nötron yıldızının birleşmesi gibi. Öngörülerimiz benzer şekilde bir warp sürücüsünün yok olma esnasında tespit edilebilir kütle çekim dalgaları yayması yönünde. Eğer bu Andromeda'ya yakın bir yerlerde ansızın gerçekleşirse, biz öldükten ancak 2,5 milyon yıl sonra dünyadakilerin haberi olacak demektir.